Dilimleden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da lezzetli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan İlginç Yemek serimizin yeni videosunda şu anda dünyanın en ünlü deniz mahsulleri şefleri, benim abilerim Mehmet Şef ve Faruk Şef'in yanına geldik. Şef Bros'tayız şu anda. Bugün onlarla birlikte gerçekten çok ilginç bir yemek yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi dev yengeçleri bugün sizlerle birlikte çeşit çeşit farklı yöntemlerle pişirip tadına bakacağız. Hoş geldiniz abicim kanalımıza. Türkiye'nin en çılgın kanalı Dilim'le. Sen de hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk abicim. Şöyle selamlaşalım. Hoş geldin. Arkadaşlar, biliyorsunuz Mehmet Şef ve Faruk Şef'le birlikte bundan 2 yıl önce bir ahtapot videosu yapmıştık. O günden bugüne gerçekten arkadaşlığımız, dostluğumuz pekişti. Yeni mekanlarında yepyeni bir video ile beraber sizlerin karşısındayım. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bugün sizlerle birlikte dev kral yengeçlerini çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sizlere şöyle bir gösterelim. Bacaklarını bir açalım. Türkiye'de bizim sularımızda yakaladığımız yengeçler 200-250 gram ağırlığında oluyor. Ama bugün bizim elimizdeki yengeç bize Kanada'dan geldi arkadaşlar. Yurt dışından getirdiğimiz bu yengecin ağırlığı tamı tamına 2 kilo. 10 kat daha büyük bir yengeç. Kral yengeçleri 20-30 kiloya kadar büyüyebiliyormuş. Evet. Yaklaşık 20-30 yaşına kadar yaşayabiliyormuş. Denizde böyle bir yengeçle karşılaşsanız ne yaparsınız? Peki, size soruyorum. Altımıza sıçacağız. Yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi iki farklı yengecimiz var. İkisi de kral yengeci. Ama bu görmüş olduğunuz dişi, bu da erkek. Boyutlarının farklılıkları da bundan dolayı. Ama dişi yengeçlerde, şöyle göstereyim, kabuğunun altında havyarlar oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi milyonlarca yengeç yavrusu var. Bunları denize bırakıyorlar ve yengeçler büyüdükten sonra da görmüş olduğunuz gibi sofralarımıza kadar geliyor. Aslında turistler yengeç yemeyi çok seviyor arkadaşlar. Şeflerimizin de değişik tarifleriyle birlikte ülkemizde de yaygın bir şekilde tüketilmeye başladı. Hangi yemeklerde kullanıyoruz yengeçleri? Nerelerde tüketebiliriz? Yengeç zaten çok değerli ve lezzetli bir deniz ürünü olduğu için çok fazla üzerinde oynamaya gerek yok ama biz biraz fantastik tarifler yaparak farklı şeyler yapıyoruz. Hocam, size istakoz versek, siz bu yengeçleri her zaman görüyorsunuz. Bizim gördüğümüz bir şey değil. Yengecimizin büyüklüğü şu. Ben biraz uzaklaşayım ve göstereyim size. Uzat bakayım bir. Nasıl? Koysana bir masaya bir. Şöyle uzat. Bacakları da açalım. Bak, şu kıskacıyla bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın parmağını anında alabilir. O kadar güçlü. Görmüş olduğunuz yengeçler kreatin ve protein deposu arkadaşlar. Yani sporcuların tüketimine de gerçekten çok uygun. Bir tane hikayemi anlatacağım sizlere. Şimdi biz Antalya'da milli takımlara hazırlanırken suyun üzerinde yüzen restoranda yaşıyorduk. Yani yazın bizim kaldığımız yurttan antrenman yaptığımız yere gitmek çok zorlu olduğu için o restoranın üzerinde kalıyorduk. Geceden abi telleri suya atıyorduk. Balık pisliklerini, işte temizlenmiş balıkların, evet, içini oraya dolduruyorduk. Sabah uyandığımızda mavi yengeç içi bir sürü. Sabah akşam yengeç yiyorduk. O zaman sahip olduğum gücü gerçekten hayatım boyunca hiçbir zaman sahip olduğumu hatırlamıyorum. İnsana felaket bir kuvvet veriyor, kudret veriyor yani. Bir saniye. Ben Mehmet Şef'e soracağım. Mehmet abi, bu yengeci Kanada'dan sen kaç paraya getirdin? Gerçekten besleyici olduğu kadar pahalı bir ürün. Ya bu şimdi ekstra. Şimdi bunu almak için bir kere bir kredi çektik, onu söyleyeyim. Çok pahalı değil mi? Evet, şu anda bunun sadece gelişi 3000 TL civarı. Bunu bir restoranda yerseniz, salata falan hiçbir şey saymıyorum, en az bir 8000 lirayı masada bırakmanız gerekebilir. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Bunu nasıl temizliyoruz? Sizden dinleyelim. Şimdi önce bir iki özelliğinden bahsetmek istiyorum. Tamam. Fark ettiyseniz yengeçlerinin kıskaçlarının biri büyük, biri küçük. Evet. Bununla yakalar, parçalar bununla dengeyi kurar. Bunun kocaman, zaten insan dişlerine benzer dişleri mevcut. Ve parmağı, kemiği tamamen bir hamlede kırabilir. Kırıp küçük parçalar halinde buradan ağzın yoluyla çiğneyip yutar. Ben ağzını göstereyim. Oha. Nasıl? Çok korkunç. Büyüdükçe korkunçlaşıyor. Bak, dişlerine baksana bir. Kesinlikle. Bak, ağzındaki dişleri de şu. İki tane dişi var bak. Oha. Bir şey söyleyeceğim, ben şeye benzettim. Hiç hayatınızda bilek güreşçisi gördünüz mü? Evet. Bir kol böyle büyük olur bir bilek güreşçilerinde. Bu sağ koluyla çalıştığı için sürekli sağ kol büyümüş bunun. Bir tane de istakozumuz var, sizlere şöyle göstereyim. Bir istakozu tüketmeye kalksak bir restoranda, bir istakoz yiyeceğim sadece, hiçbir şey değil, bir istakoz yiyip kalkacağım, kaç para? Bu istakoz ortalama 700 gram civarı. Bunun ortalama maliyeti 1000 lira. 1000 ile 1500 arası değişir restorantına göre. Abi peki kaç gram bunun içine tüketilecek bir şey çıkıyor? Oğlum, doyumluk değil. 300 gram. Doyumluk değil. Bu tadımlık. 300-400 gram maksimum. Sadece şurasında et var ve kıskaçlarında. Şöyle yakından bir inceleyelim yengeci. Bu Kanada'da çelik kafeslerde yakalanıyor. Çok zorlu şartlar altında, çok kolay yakalanan bir şey olmadığı için çok da pahalı, maliyeti yüksek. Türkiye'de belki de ilk defa bu büyüklükte bir yengeç pişirilecektir. Onu da biz yapacağız Dilim'le kanalında. Hadi bakalım. Bayağı sert, bir de buralarında sivri sivri ele batan şeyleri var. Bunlar büyüdükçe daha derin sularda yaşıyorlarmış. O yüzden öyle bir
dış yapıya sahip olması. Bacaklarının sivri olmasının sebebi hem yürüyor hem de av esnasında bacaklarını hançer olarak kullanıp avını etkisiz hale getirebilir bunlar. Oo. İstakoz peki nasıl abi, ona da bir bakalım. Onun da, bunu iki kıskacı da eşit. Bu da kesmek için kullanıyor, bu ezmek için. Biri sivri, birisinde dişleri var fark ettiyseniz. Evet, bunda diş gibi büyük. Evet. Hatta şurada bir kırık olmuş, kendisini tekrar iyileştirmiş. Şurada da çok ince tüycükler var, bununla da tad alıyor. Yani yakaladığı avı şöylece parmağını getir, ısırdığı zaman yenebilir mi, yenmez mi onu hemen anlayıp ona göre bırakıp ya da besin değeri olarak devam ediyor. Şefim, bir de istakozu ben genelde böyle filmlerde, çizgi filmlerde görüyorum. Bu böyle masada tüm duruyor. Evet. Siz de öyle mi yapacaksınız bunu? Öyle yapacağız ama içinin etini çıkartıp ya da böyle pişirme yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Izgarada pişireceksek bölüp yapacağız ama haşlama yap, söğüş yapacaksak pişirip içini çıkartıp üstüne doğradıktan sonra masaya konup servis yapılacak. Şimdi ben mesela masama şöyle bir şey gelse, bir yemeğe gittim atıyorum, lüks bir yere götürdüler, şöyle bir şey geldi. Vallahi utancımdan nasıl yiyeceğimi bilemediğim için dokunamam abi. İşte bugün sizlere nasıl yiyeceğimizi, nasıl pişireceğimizi şeflerimizden öğreneceğiz arkadaşlar. Böyle ilginç videoların gelmesini istiyorsanız da, ardı ardına videoların gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoya like atın. Kesinlikle. O zaman başlayalım mı ustacığım? Hemen başlayalım. Buyurun efendim. Bunun neresini tüketeceğiz? Ben yengeç yedim daha öncesinde, nerelerinin yenilebileceğini biliyorum. Ama sizlerin de öğrenmesi adına ustamızdan nerelerinin tüketilip nerelerinin atılacağını öğrenelim. Buyurun. En önemli yerleri bacakları zaten. Buralar hepsi et dolu. Ve şurasında şu kabuğu şuradan çekip böyle çıkarıyoruz. Of. Ben tutayım ustam, sen bu bunun içine. Bu ağız kısmı. Dişleri burada. Solungaçları balık gibi tıpkı. Hangisi abi? Şunlar. Şu yanlar. Yanları. Evet. Yenmiyor değil mi solungaç? Bunlar yenmiyor evet. Biraz kötü bir aroma verebilir. O yüzden bunları alacağız. Yengecin iç organlarının tamamını temizliyoruz. Aynen balığın içini temizlersin ya böyle. Aynen. Bu doldurduğumuz şeyler de balığın iç organları gibi düşün. Bunlar da yengecin iç organları. Sadece yiyebileceğimiz kısımlarını bırakıyoruz. Doğru çok mu şefim? Doğru. Şurada bir iç organ kısmında bir parça daha var. Şöyle alıyoruz. Sadece kenarlarında, içlerinde etler dolu. Bunları pişirdikten sonra çıkaracağız. Abi peki 2 kiloluk bir yengeçten kaç gram tüketilecek et çıkar? Maksimum 500 gram çıkar et. Ana. Ama içindeki besleyici değeri ve proteinler sayesinde 4 kilo et yemiş kadar besin elde etmiş oluyorsun. Bir şey enerji söyleyeyim mi? Ben bunun küçüğünü besleyici yakalarken, bu mavi yengeçleri yakalarken, onların tabi bu kadar da sert olmuyor kabukları. Biz onu yağda pişirip böyle çatır çutur kabuğuyla yiyorduk ya. Küçük olduğu zaman yeniyor ama bunları yemek mümkün değil. Çünkü çok bayağı bildiğiniz taş gibi sert. İçi et ama dışı taş gibi. Abi bacaklarını keseceğiz mi? Ayıracağız mı teker teker yoksa bu şekilde mi pişireceğiz? Bunun yarısını buharda pişireceğiz. Farklı bir teknik. Yarısını ızgarada pişireceğiz. Meşe kömürünün aromasını almasını istiyoruz. Bu görevi sana veriyoruz Abdül. Direkt ayırayım mı ortasından? Evet. Çırağımızın olmasının hakkını ver hadi bakalım. Hadi sınav. Bölüyorum tek seferde. Hadi hazırsanız. Ustacım bıçak kullanak. Yardım edeyim yapamadı. Evet ayrıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarısı şu anda Faruk Şef'in elinde. Yarısı Mehmet Şef'le benim elimde. Yarısını buharda pişireceğiz. Yarısını da mangalla pişireceğiz. Evet mangal yapacağız. Yemin ederim bunu yemek için var ya sabırsızlanıyorum. Şöyle dizelim karşınıza. Ziyafet var ziyafet. Half-Life'deki head crab'lere benzemiyor muydu tüm hali? Adamın gelip kafasına yapışan head crab'ler vardı ya. Bunun dikenleri daha keskin. Görmüş olduğunuz gibi dişiler kendini daha çok koruma içgüdüsüyle böyle bir dış yapıya sahip oluyormuş. Profesyonel bir dalgıç olduğunu o kadar belli ettin ki yani benim kadar bilgiye sahipsin. Kıskanmadım değil yani. Benim ustalarım kim? Mehmet Şef'ten öğrendik biz bu işi. Faruk Şef'ten öğrendik. Şimdi haşlamaya başlıyoruz. Evet şimdi haşlayacağız. Peki bu içindeki havyarı şu an bu haliyle tüketiliyor mu hocam? Kesinlikle tamamen protein. Yani bundan aslında bir çay kaşığından fazla yememek lazım. Abi, tek abi. Başına şu bunu. Şu an tüketebiliyoruz mu bu haliyle? Tabii ki tüketebiliyoruz. Ben hatta biraz yiyeyim şöyle bir parça. Bir insanın tüketebileceği miktar bence bunu geçmemeli. Çünkü inanılmaz proteinli. Sağlığınızı riske atabilir. Çok besleyici olduğu için. Evet. Sağlıklı ben de bir lokma olduğu için mi? Peki bu suşinin üzerindeki o havyarlarda aynen bu şekilde canlı kanlı mı? Yoksa evet. Onlar bir pişiriliyor mu? Bazıları canlı, bazıları sadece tuzla salamura işlemi görmüş oluyor. Anladım. Şefim bir de sen... Çıtır çıtır tadını ben çok seviyorum. Ara ara da zaten balık havyarı da tüketiyorum. Bayılırım. Şefim sen yokken biz havyar yemeye başladık. Bayılırım. Atıyor. Çok güzel. Bak.
Çıtır, nasıl? Çıtır çıtır güzel. Aynen. Aa güzel de daha. Çedene gibi değil mi? Çıt çıt patlıyor. Siz bence yam yamsınız ya. Yok pişirin bir şey yapın ya. Bu böyle tüketiliyor. Ben de bir parça yapacağım. Bak bakayım tadına beğenecek misin? Gelsiram genelde böyle şeyleri pek beğenmez diyeceğim. Nasıl tadı? Yok abi. Kız arkadaşlarımızla sushi yemeye gidelim diyorsun ama. Onları diyorsun. 7-24 ya. Sushi restoranından çıkartamıyoruz ya. Genelde öyle olur. Eleştirmeye gelince eleştiriyor. Götürdüğün ya. Kuru fasulye pilav değil mi? Şimdi Faruk şefim. Buna biz direkt suyu ekleyip pişireceğiz mi yoksa bir şeyler ekleyeceğiz mi? Ekleyeceğiz. Sen şunu bir al bakayım Çırak Efendi. Al lan tamam. Ben böyle duruyorum. Evet. Bunun içine 2 litre su koyacağız. Bir tane limon koyacağız. Bir yeşil elma aroma versin diye tabii bunları keseceğiz. Bir de burada bir tane İran üzümü var. Çok enteresan ve ekşimsi bir tadı var. Bakmak ister misin? Normalde tüketilen bir şeyse bakarım tüketilen tadına. Tüketilen bir şey evet. Ekşi güzel bir tadı var. Onun buharı yengece aroma katacak. Oo. Amacımız o. Şey kuş üzümü gibi. Ekşi tatlı bir evet, şey. Ama farklı bir aroması var. Ben de orada bunları doldurayım. Evet bir çırak daha lazım. Bize su verin. Sana en önemli kısmını vereceğiz. Tadım kısmını. Hadi bakalım. Vallahi gayet bayağı heyecanlıyım çünkü arkadaşlar lezzetini bildiğim için bir an önce pişsin de yiyelim diye heyecanlanıyorum. Kabuklarıyla birlikte atıyoruz. Bu bildiğin yengeçlerden değil, farklı bir lezzeti var bunun. Yani gerçekten. Usta bir etini gösterir misiniz? Şöyle bırakayım abi. Evet şimdi bir tanesini şuradan hemen. Of. Of. Full. Biceps. Bunu tüketeceğiz yani. Evet. Kolların ben çiğ severim. Yok be. Böyle olmuyor demek ki usta. Bir dakika ustacığım. Hayır hayır. Valla çok tatlı güzel bir deniz mahsulü var. Kokusu geliyordur değil mi? Yo. Geliyor mu? Şöyle göstereyim. Çok fazla olmayacak. Yengece değmeyecek. Sadece buhar yapacak kadar. 2 litre kadar yeterli buna. Mesafe gördüğünüz gibi 4 parmak var. Şöyle koyduk. Üstünü kapatıp ocağa gidelim. Aldım ustacığım. Gel. Hadi. Ocağa doğru yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Dev yengecimizin, kral yengecimizin pişirme aşamasına geçtik. İlk pişirme yöntemimiz olan haşlama yöntemiyle beraber yola devam ediyoruz. Geldin ustacığım. Ben protein ürünlerinin tamamında ızgarayı tercih ederim. Tamamen göreceli bir durum. Izgarada protein mamulleri süper oluyor. Bana sorarsanız buharda. Yok. Ustacığım, ustacığım. Kendine bir tane ben destek... Ben ızgarayı bayılıyorum ya. Abi süper desene lütfen destek arıyor kendine. Ya ızgara kesinlikle. Sen de buharcısın. Meşe kömürünün aromasını almalı. İşte bu be. Evet. Başlayalım. Ben çiğ seviyorum. Az önce de gördünüz zaten. Usta sana sormayacağım zaten. Ocağın üstüne koydum. Kaç dakika demiştiniz ustam? 8-10 dakika arası. Kaynadıktan sonra 8-10 dakika evet. Arası. O zaman kapağını kapatalım ve yengecimiz pişmeye başlasın. Sırada ızgara da yapacağımız yengeç var. O yüzden Faruk Şef temizlemeye başladı. Şöyle şuradan yine yukarı doğru. Of, direkt her şeye geldi bunun. Bunu böylece ızgarada yapacağız. Şuraları temizledikten sonra komple ızgara atacağız. Bunu direkt ızgara atıyoruz. Yağlama mağlama bir şey. Hayır hayır hiçbir şeye gerek yok. Zaten kendisi çok lezzetli. Sadece tuz atarsanız da buralara müdahale edemezsiniz. Marina yapsanız hiçbir faydası olmayacaktır içine. Eti zaten kabuklarının içinde. Dolayısıyla bunu böylece ızgara atacağız. Ben havyarı çok sevdiğim için ben de bunu pişirip yiyeceğim. Hadi bakalım. Havyar nasıl pişiriliyor usta? Çiğ de yeniyor. Izgarada yine aynı şekilde az bir şey isteyip güzel bir sosla tüketeceğiz. Gidelim. Buyurun ustacığım. Direkt ızgaranın üzerine atacağız öyle mi? Evet. Şöyle. Bu kadar mı? Kaç dakika peki? Burada da bir 10 dakika kalacak çünkü ateşi çok fazla har ateş almadım. Çok kısık ateşte böyle içini yavaş yavaş o suyuyla pişecek. Tersini çevireceğiz mi? Çevireceğiz tabii ki. Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda yemeklerimizi tatma zamanı geldi. Videonun en önemli kısmı burası. Görmüş olduğunuz gibi Mehmet Şef'in elinde mangal var. Faruk Şef'in elinde de haşlama var. Birazdan bunları tadacağız sizlerle birlikte. Hadi buyurun. Videonun en önemli kısmına geldik. Tadım kısmı. Hadi bakalım. Sizinle birlikte yengeçleri tatacağız. Ay. Nasıl görünüyor? Ay. Piştikten sonraki renklerinin farkında mısın? Evet. Bu arada havyar rengi nasıldı? Evet siyahtı. Ötüyü görünce tabii içindeki renk pigmentleri patladı ve kıpkırmızı rengini aldı. Gerçek havyara şu anda benziyor. Şimdi içindeki eti çıkartıyoruz ve tabii ki önce deli minenin ağzına layık. Yemin ederim var ya. Yasir abi şurayı bir ısırsana. Neresi orası? Bacağı. Bir ısır. Biraz kabuk gelebilir korkma. Nasıl? Tadı? Ne
Onu da ben çıkardım al. Bak bunun tadına. Hmm. Nasıl geliyor? Neden nasıl öldüğü belli oldu. Bir de buna bakabilir miyim? Tamam. Tadına bakacağım. Tadına bakabilir miyim ustam? Ulan bütün hepsini tamam, sen hadi yedin lan. Hadi gel. Bir daha yemeyeceğim oğlum. Ellerinizi zert görmesin. Vallahi... Bir müsaadeyle oturabilir miyiz? Heyecandan hepimiz ayakta kaldık. Tadına bakayım diye diye bize bırakmadı ya. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın en ünlü rapçilerinden birisi olan Offset. Bunu hip hop camiasını takip eden, rap dinlemeyi seven herkes zaten biliyor. Bu adam 18.6 milyon takipçisi var. Kimi takip ediyor abi? Faruk Şef'i takip ediyor. Abi onu nasıl ben fark ettim, beni takip etti mi? Bir gün bir takipçim dedi ki Offset yakında sana Cardi B'yi getirecek Artapod yedirmeye. Söylemiş bir yerde. Sonra baktım gerçekten beni takip ediyormuş. Bir de baktım DM'den mesaj yazmış. Wow. Çok ayıp dedim. Görmemişim. Ne dedin? Ne abi buraya geldiğinde bizi de davet eder misin? Söz. Tamam. Vallahi de. Vallahi. Oo. Arkadaşlar gerçekten bu kadar mütevazi, bu kadar yetenekli abilerim olduğu için çok mutluyum. Siz de videoyu beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. 10 milyon hedefimiz var. Kanallara abone oluyorsunuz. Biz de tadıma devam ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. En kısa sürede 10 milyon olmayı hedefliyoruz. Teşekkür ettik. Alkışlarla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.